Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün 1 Aralık 2020 Salı günündeyiz ve dün çok önemli kararlar alındı. Zaten uzun süredir bahsediliyordu. Eğer tedbirlere uyulmazsa işte koronavirüs tedbirleri biraz daha artırılabilir deniliyordu ki işte kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu ve yeni tedbirleri açıkladı. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen zamanlarda onu aktaracağız. Bugün gündemde neler var? Salı günündeyiz. Partilerin grup toplantıları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Canlı olarak bu ekranlarda izleyeceksiniz. Partilerin grup toplantısı başladığı zaman bizim program akışımızda yine tedbirlere uyulup uyulmadığına dair haberlerimiz var. Gazetelerden bahsedeceğiz. Gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Biraz önce bahsettiğim o tedbirlerin ağırlaştırılmış haline bakalım istiyorum. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Ekrana getirsinler, bizler de sizlere aktaralım. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı o kararlar. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma kısıtlaması gelecek ki bundan bir önceki tedbir kararlarında sadece hafta sonu vardı. O hafta sonu içinde değişiklik yapıldı. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. İşte ağırlaştırılmış dediğimiz bunlar, hafif bir ağırlaştırma aslında bu. İlerleyen zamanlarda yine tekrar edelim. Tedbirlere uyulmazsa, kurallara uyulmazsa bu tedbirler çok daha ağırlaşacak. Tam kapanma bile olabilir, bunun sinyali var. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutuldu. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmelerle eve paket servisi veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde. Hafta sonu kısıtlamasının dışında kalacak restoranlar, paket servis dışında hizmet vermeyecek restoranlar için alınan bu karar da çok önemliydi. İşte o kararı bekliyordu aslında restoranlar. Acaba devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Restoranlar için, işletmeciler için ne yazık ki böyle bir karar alındı ama elbette ki genel anlamda düşünüldüğünde hepimiz için, hepimizin sağlığı için bu kararların alındığını belirtelim. Az daha sabır diyeceğiz. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır. İşte genelgenin çok daha dikkat edilmesi gereken konularından bir tanesi. Çünkü 20 yaş altı çocuklarımız, gençlerimiz sokağa çıkmalarını engellendi. Çünkü onların bağışıklık sistemi çok daha zayıf olabilir. İşte bu düşünceyle ki 65 yaş üstü vatandaşlarımız için de bu düşünce sabit tutuldu. Devam ettiğimiz zaman Umumi Hıfzı Sıha Kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Ve yine cenaze namazları ile ilgili bir düzenleme. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak. Nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna tarzı işletmeler de kapatıldı. Bir süreliğine ara verildi. Cumhurbaşkanının açıklamasına göre kalabalık caddelerle meydanlara girilebilecek kişi sayısı yine Hıfzı Sıha Kurulları tarafından belirlenecek. Bu da önemli bir detaydı. Yine alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek. Yine o kurulun, biraz önce Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'nun belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10 ila 16 saatleri arasında uygulanacak. 50 kişiden fazla çalışan olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulanması sıkı bir şekilde denetlenecek. İşte görüyorsunuz yeni tedbirler açıklandı. Memurların sabah saat 10'dan 16'ya kadar çalışması gerektiği belirtildi. Ve memurlar işte bu saatler diliminde çalışacak. Eğer izleyen memur izleyicilerimiz varsa bunu da belirtelim. İşte alınan yeni tedbirler bu şekildeydi. Gelin isterseniz haberlerimize devam edelim. İşte bu ağırlaştırılmış tedbirlerin olmasına sebep olan güncel koronavirüs verileri. Son 24 saatte 31.219 yeni vaka tespit edildi. 188 kişi yaşamını yitirdi.
Bugün 176.656 koronavirüs testi yapıldı. 31.219 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı ise 6.514 oldu. Son 24 saatte 188 kişi maalesef hayatını kaybetti. 4.485 hastanın iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 404.727 oldu. Ağır hasta sayısı ise 5.190 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun ifadesini kullandı. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, işte biraz önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu tedbir uyarısı, işte durumun vehametini, ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı da bir süredir koronavirüsle mücadele ediyordu. Muhittin Böcek koronavirüs tedavisinin 105. gününde ilk kez görüntülendi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen Böcek'in birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Sağlık çalışanlar. Dua edin. Çok teşekkür ederim. 105 gündür koronavirüs tedavisi sonrası ilk kez görüntüsü yayınlandı. Çok iyiyim, herkese teşekkür ederim dedi. Sağlık çalışanlar. Dua edin. Çok teşekkür ederim. 17 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 105 gündür süren tedavisinin ardından ilk kez görüntü verdi. Teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Normal serviste tedavisi devam eden Böcek'i Rektör Profesör Doktor Özenen Özkan ziyaret etti. Böcek kendisiyle ilgilenen doktorlara, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Sağlık çalışanlarına. Dua edin. Çok teşekkür ederim. 7 Eylül'de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti. Önce rahatça hareket etmeye, ardından gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek, birkaç gün içinde taburcu edilecek. Böyle görevini inşallah görevinizin başına en kısa zamanda... Uyarılara rağmen tedbirler hiçe sayılıyor. Özellikle toplu taşımada salgına rağmen tıka basa görüntüler kameraya yansımaya devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta bir minibüste çekilmiş görüntüler oldukça düşündürücü. Minibüs adeta koronabüse dönmüştü. O kadar çok yolcu aldı ki kapılarını dahi zor kapatabildi. Çakalım. Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu alınması yasaklanmıştı. Ancak sabah gidiş ve akşam iş dönüş saatlerinde minibüslerde manzara düşündürücü. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Sosyal mesafesiz tıka basa yolcu taşıyan minibüs yolculuğunu bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaşın işe yetişme telaşı, minibüs şoförlerinin de daha fazla para kazanma isteği ortaya bu manzaraları çıkardı. İçeriden bu şekilde görünen minibüs dışarıdan da koronabüsü andırıyordu. O kadar çok yolcu almıştı ki kapılarını dahi kapatmakta zorluk çekti. Elbette sadece burada vatandaşlar sorumlu değil. Orada yine şoförün de sorumluluk aldığını söyleyelim ki işte gördünüz o otobüsün içi tıklım tıklım, tıka basa dolu halde seyir ediyor ve seyahatine devam ediyor. İşte bizler bu tip duyarsızlığa devam edersek bu biraz önce anlattığımız, paylaştığımız, sizlerle paylaştığımız o tedbirler çok daha ağırlaşacak, çok daha kapanacağız. Afrikalıların pazar ayini polis baskınıyla sona erdi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını hiçe sayan gruba 18 bin lira para cezası kesildi. Hayır!
izinsiz ayin düzenlediler, baskın yapan polise direndiler. İstanbul Esenyurt'ta Afrikalı bir grup bir düğün salonunda pazar ayini düzenledi. Sosyal mesafeyi gözetmeden kültürel oyunlarını oynadılar. Maske takmadılar. Polis ihbar üzerine salona gitti. Ayinin izinsiz olduğunu söyledi, ceza yazmak istedi. Kalabalık polisi karşısında görünce öfkelendi. Arbede yaşandı. Polis 20 kişiye 18 bin lira para cezası uyguladı. Geçtiğimiz günlerde Afrikalı bir grup Miss Uganda yarışması düzenlemiş, yine para cezası uygulanmıştı. Haberlerimize şöyle bir gazete arası verelim. Gazetelerin gündemi nasıl değerlendirdiğini sizlerle birlikte bakalım. BBN Haber gazetesinin ilk sayfasıyla başlayacağız. BBN Haber'in ilk sayfasındaki gündem haberleri işte bu şekilde. Gözler kabinede, işte dünün haberiydi bu. Dünün gazetesi arkadaşlar, 30 Kasım diyor. Geçelim ilerleyen dakikalarda bugünün güncel gazete sayfasını arkadaşlarım ayarlayacaktır. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Hürriyet gazetesiyle Hürriyet'in ilk sayfasını ekranlarınıza getirelim. Hürriyet'in gündemine de yine biraz önce sizlere programın ilk sayfasında aktardığımız... Evet, tamam. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasındayız. 21'den sonra sokak yok. Hafta içi 21 ile sabah 5 arası. Hafta sonuysa iki tam gün sokağa çıkmak yasak. İşte Hürriyet gazetesinin ilk sayfasındaki haber, manşet haberi sizlere aktarmıştık. Detaylı bir şekilde anlattık programın başlangıcında. Evinize misafir almayın diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gün, mevlid, yılbaşı gibi kutlamaları askıya alın şeklinde açıklamalarda bulundu. Devam ettiğimiz zaman yan haberinde... iki Kürt satın alınca eleştirilen Bülent Ersoy tüm Kürtlerini... Çağdaş Yaşam'ı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını söylemişti. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği yönetimi ise biz canlı haklarına saygılıyız, bu bağışı kabul etmeyiz açıklaması yaptı. İşte iki taraf arasında bu tartışmanın yaşandığı belirtilmiş. Aşağı doğru inelim ve devam edelim. 1 Aralık'ta işte Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberler. 3. çeyrekte %6,7 büyüdük. Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu veri paylaşımına göre Türkiye 3. çeyrekte %6,7 büyüdü. Devam ettiğimiz zaman Türkiye SİHA'larla başardı. Washington Post gazetesi, Türkiye'nin yerli SİHA'larla Suriye, Libya ve Karabağ'da savaşın seyrini değiştirdiğini yazdı. Bu sayede Türkiye'nin milli özgüveninin arttığı belirtildi. Ayşe Dırla da cezaevine girdi. Yine aktardığımız haberlerden bir tanesiydi. Hatırlarsınız ki Kadir Şeker... bir erkekten onu şiddetten kurtarmıştı ki o da dün Ayşe Dırla'nın cezaevine girdiği haberi de aktarıldı. Hayalet suikastçı İran'da nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade'nin bir kamyonete monte edilen uzaktan kumandalı silahla öldürüldüğü anlaşıldı. Bir suikast olduğu belirtildi ve helallik diliyorum başlıklı haberle de işte Hürriyet'in gündemindeki haberleri sizlerle birlikte görmüş olduk diyelim ve bir diğer gazetemizle devam edelim. Sözcü ile devam edeceğiz. Sözcü'nün gündemine bakacağız. Sözcü acaba ülke gündemindeki hangi haberleri ön sayfasına taşımış? Bizler de sizlerle birlikte bakalım istiyorum. Bugün 1 Aralık 2020 Salı günündeyiz. Bugün Salı günü grup toplantıları var ve grup toplantılarında yine Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar bu ekranlarda olacak. Bizlerden ayrılmayın diyelim ve sözcüyle devam edelim. Yoğun bakımlar %100 doldu. Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Ciner, yoğun bakımlık olmayın çünkü bu servisler %70-75 dolu. Bu aslında %100 demektir diyor. İşte kritik bir açıklama. Sağlık sisteminde kırmızı alarm başlıklı haberde manşetten görülmüş. Covid-19 hastasından gecelik 10 bin lira isteyen var. Özel hastanelerde korona vurgunu diyor ve işte o özel hastanelerden kimileri gecelik 10 bin lira para istediği belirtilmiş, ücret karşılığı bunu
belirtilmiş. Ve devam ettiğimiz zaman Samsun'dan bir haber var. Samsun'da devlet hastanesinin önüne yoğun bakım ünitesi yapıldı. Korona vakalarının artması nedeniyle hastanelerde önlemler alınıyor. Gazi Devlet Hastanesi acilinin hemen yanına da ek bina yapılıyor. Vakalar arttı, belediyenin yaptığı hastane açılmadı diyerek de bir eleştiri var diyelim. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç davası başladı. İsteseydik onu öldürürdük, unuttum, çok zaman geçti tarzında da yine ifadeler mevcut. İşte o şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının davası da devam ediyor. Sözcü de gündemini ön sayfasına taşımış diyelim ve bir diğer gazetemize devam edelim. BBN Haber gazetesinin ilk sayfası geldi mi arkadaşlar? Tamam, BBN haberi alalım ve BBN Haber gazetesinin ilk sayfasına bakalım istiyorum. Ve böylelikle farklı gazetelerin farklı bakış açılarıyla gündemi değerlendirmiş oluyoruz. Sizlerle birlikte görmüş oluruz. İşte 1 Aralık 2020 Salı günü BBN Haber gazetesinin ilk sayfası. Ekonomideki 6,7'lik büyüme moral oldu. %6,7'lik büyüme Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %6,7 büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu yılın 3. çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,7'lik büyüme kaydedildi. Gayri safi yıllık hasıla tahmini bu yılın 3. 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti ve gündemine, manşetine bu haberi taşımış Türkiye'nin büyüdüğü haberi. Annemi öldürecekti. Otoyakamacı'da gerçekleşen cinayetin zanlısı Enes Furkan H. ve kuzeni Mehmet Nuri T. polise teslim oldu. Zanlı, ben öldürmeseydim o annemi öldürecekti. Bir kadın cinayetinin daha önüne geçtim. Pişman değilim ifadesini kullandı. Cezası 776 lira. Kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. 1 Nisan 2021'de sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan araç sahiplerine 776 lira ceza uygulanacak. İşte BBN Haber gazetesinin gündemi bu şekildeydi ve burada bu gazeteyi noktalayacağız. Sabahla devam edeceğiz. Sabahın gündemine bakacağız. Sabah gazetesinin ilk sayfası ekranlarınıza gelecek ve böylelikle yine biraz önce BBN Haber gazetesine aktardığımız gibi şimdi de sırada Sabah gazetesine gelmiş olacağız. İşte sabahın ilk sayfası ve yine manşetinde o alınan tedbir ve kısıtlama kararları var. Hafta sonları tam kapanma. Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele için bu akşam yürürlüğe girecek yeni önlemleri açıkladı. Bizler de sizlere programın başında aktarmıştık. CHP'yi sarsan tecavüz skandalı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün tecavüzden tutuklanması partide büyük panik yarattı. Bir kafenin tuvaletinde Zeliha Y. adlı kıza darp ve cinsel saldırıda bulunan Umut Karagöz'ün Kartal Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Kaptancıoğlu, Karagöz'ün bilgilerini alelacele partinin sitesinden kaldırdı. Tecavüzü anlatan 23 yaşındaki Zeliha Y. bana 1,5 saat dehşet yaşattı. Çok yalvardım, dinlemedi dedi. Detaylar sayfa 12'de. Atatürk'ün yanındaki o liseli kız vefat etti. Kandil'de sıra kimde sorusu, sıra kimde korkusu var. TSK ve MIT'in başarılı operasyonları PKK elebaşları arasında öldürülme korkusunu had safhaya çıkardı. Spot bu şekilde. Aile boyu 15 Temmuz ihanetine ceza yazdı diyor. Yine haberin detayları sayfa 10'da belirtilmiş ve şimdi köşe yazıları diyeceğiz. Köşe yazarlarına bakalım. Acaba onlar gündemi nasıl değerlendirmiş? Onların kaleminden gündemi dinleyelim. Neşat Gündoğdu Milat Gazetesi'nde yazdı ve başlık kasada para var mı? Tüm dünyada pandeminin artan etkisiyle mücadele etmeye çalışan ülkeler kendi imkanları ölçüsünde ekonomileri ayakta tutmak için çeşitli kurtarma paketleri açıklıyorlar. Avrupa Birliği ise kendisini kurtarma konusunda büyük bir imtihan veriyor. Polonya ve Macaristan tarafından veto edilen 7 yıllık AB bütçesi ve kurtarma paketinin veto gerekçesi ise AB fonlarının kullanımının hukukun üstünlüğü ilkesine
bağlanması oldu. Bu şartı ülkelerinin iç işlerine müdahale olarak algıladıklarının söyleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orbán ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki koyulan şartın kaldırılması için birlikte hareket edeceklerini ve birinin çıkarına olmayacak bir adımı diğerinin atmayacaklarını söylediler. Almanya başta olmak üzere iki ülkenin AB'yi işlevsiz hale getiren bu tutumuna sert tepki gösterdiği, hatta iki ülkeyi birlik dışına çıkarmaya varan birçok senaryonun masada olduğu söylentileri şu sıralar Avrupa'nın gündeminde yer alıyor. AB'nin yaşadığı bu krizin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı hukuk ve ekonomi reformuyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha da yaklaşmasını ve bunun Türkiye'nin birliğe katılmasında bir fırsat doğurup doğurmayacağı akıllarda yer alan sorular arasında. Avrupa Birliği içinde bulunmanın sağladığı geniş finansal faydadan vazgeçmenin kolay olmadığı aşikar. Hele ki bir de pandemiden kaynaklı ekonomik zararın giderilmesi için geniş finansmana ihtiyaç duyulması, Macaristan ve Polonya'nın bu tutumunun bir noktada kırılacağını düşündürüyor. Türkiye'nin ortaya koyacağı reformlar AB için kısa zamanda kabul edilebilir statüde olur mu? Kimse bilmiyor. 12 Aralık'ta AB'de düzenlenecek zirvede Türkiye'ye yaptırım konusu ele alınacak. Türkiye'nin yaptırımlardan kaçınmak için yenilikçi bir söylem geliştirdiğini söyleyenler de var. Ama bana sorarsanız Türkiye önemli bir dönüşümün arifesinde. Atılacak adımlar devletin daha ileri gitmesini sağlayacak zamanı gelmiş olan adımlar diyor Neşat Gündoğdu Milat Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında ve böylelikle sizlerle Neşat Gündoğdu'nun Milat'ta yazdığı köşe yazısından bir kısmı anlatmış, aktarmış olduk. Eğer devamını merak ediyorsanız yine Milat Gazetesi'nde bulabilirsiniz diyelim ve şimdi hava durumu diyeceğiz. Sonrasında kısa bir aramız var ve tekrar birlikte olacağız. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Haberlerimize devam edelim. Siyasetin nabzına bakalım. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusunu hedef alan sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bizatihi Türkiye iledir, Türk milleti iledir dedi Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi. CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Aziz milletim, tek parti diktasının ardından sırtını ancak vesayete ve darbecilere dayayarak iktidara gelebilen bir partinin Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz. Onların derdi
ordumuzun artık darbeyle CHP'ye iktidar yolunu açmak yerine Türkiye'nin sınırlarını koruma ve sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevini yerine getiriyor olmasıdır. Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların sıfatları milletvekili bile olsa laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi gerisindeki kadim medeniyet ve tarih müktesebatıyla bizatihi Türkiye iledir, Türk milleti iledir, ülkenin hedefleri iledir. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Ey bu CHP'nin başındaki zat. Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek, bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta 2019 yılında katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Olaya ilişkin 36 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, "Olayı hatırlamıyorum," dedi. Duruşma sırasında sinirler gerilirken sanık ve müştekiler arasında tartışma çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde saldırıya uğramış, sığındığı ev ateşe verilmek istenmişti. Linç girişimine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Hakkari Çukurca'da şehit düşen piyade er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü düzenlenen cenaze törenine katılan CHP lideri ve beraberindeki heyet saldırıya uğramıştı. Ankara'nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu köyünde yaşanan linç girişiminde Osman Sarıgün Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı. 6'sı kadın, 10'u çocuk, 36 sanıklı davanın ilk duruşması Çubuk Adliyesi'nde görüldü. Sanıklar 1 yıl 8 ayla 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmaya CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve partili bazı milletvekilleri de katıldı. Salgın nedeniyle duruşmaya sık sık ara verilirken mahkeme salonu belirli aralıklarla dezenfekte edildi. Hakim Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e olay nasıl oldu diye sordu. Sarıgün bu soruya olayın üzerinden çok zaman geçti, unuttum sözleriyle cevap verdi. Bu sözler üzerine tansiyon yükseldi. Duruşma sırasında sanıklar ve müştekiler arasında tartışma yaşandı. Azerbaycan hezimeti sonrası Paşinyan iyice köşeye sıkıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Karabağ'dan çekilmelerini büyük trajedi olarak nitelendirdi. Hükümetin istifa etmesi ve bir yıl içinde seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Ermenistan'a Laçin'i teslim etmesi için verilen süre doldu. Paşinyan hükümeti için çember her geçen gün daralıyor. Cumhurbaşkanı Sarkisyan bir yıl içinde seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Parliamentary Republic is just less than one year old, so. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Rusya'da Ermeni toplumu temsilcileriyle toplantı yaptı. Paşinyan her gün biraz daha köşeye sıkışırken Sarkisyan'ın açıklamaları ülkede deprem etkisi yaptı. Müzik
Sarkisyan, Ermenistan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu. Karabağ konusunda Azerbaycan'la anlaşma imzalamak zorunda kalınması ve Karabağ'dan çekilmeyi büyük trajedi olarak nitelendirdi. Böylesine büyük bir trajediye yol açan hükümet gitmek zorundadır, dedi. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, bütün partilerin katılımıyla teknokrat bir hükümet kurulmasını istedi. Yeni hükümetin en geç bir yıl içinde ülkeyi seçime götürmesi gerektiğini savundu. Basically will be the super judge. You'll put your case. Ayrıca yeni seçimlere kadar ülkede anayasa değişikliği için referandum yapılmasını da istedi. Cumhurbaşkanı ya da başbakanın ülke için önemli kararları tek başına almaması gerektiğini savundu. Ülkemizde anayasa hiç dengeli değil. Parlamento, hükümet ve cumhurbaşkanlığı arasında denge olmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanının şu anda olduğu gibi parlamento tarafından değil, halk oylamasıyla seçilmesi gerektiğini de ifade etti. Öte yandan Ermenistan'ın 1992... Evet, Azerbaycan Laçin'de Azerbaycan askerleri 28 yıl sonra Laçin'de görüntülerde, ilerleyen zamanlarda yine o görüntüleri, o haberin detaylarını sizlere aktaracağız diyelim. Ve dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu açıklama. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte salgına rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Ekonomimiz %6,7 oranında büyüyerek Çin, ABD, Rusya, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın 3. çeyreğinde %6,7 büyüdü. Bu rakam şu ana kadar 3. çeyrek verilerini açıklayan ülkeler arasında en yüksek büyümeyi ifade ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu 3. çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi %6,7 oranında büyüdü. Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2. çeyrekte Türkiye ekonomisi %9,9 daralmıştı. 3. çeyrekte normalleşme adımları atılmış, Türkiye ekonomisi hızla toparlanmıştı. Bu toparlanma büyüme rakamlarına da yansıdı. Yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 büyüme yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla finans ve sigorta faaliyetleri %41, bilgi ve iletişim faaliyetleri %15, sanayi %8, inşaat %6,4, tarım %6,2, diğer hizmetler faaliyetleri %6 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %4,5 azaldı. Türkiye ekonomisi açısından oldukça kritik olan büyüme tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Tahminler büyümenin %5 civarında gerçekleşeceği yönündeydi. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3. çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizde dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız ifadesini kullandı. Rakamlar Türkiye'yi dünyanın da zirvesine yerleştirdi. Şu ana kadar 3. çeyrek verilerini açıklayan 51 ülke arasında ilk sıraya oturdu. Çin 4,9'luk büyümeyle ikinci, Tayvan %3,92'lik büyümeyle üçüncü, Vietnam ise %2,62 büyümeyle dördüncü sırada yer aldı. Bu dört ülke dışında kalan Amerika, Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin ekonomileri küçüldü. Ve gelin gazetelerin gündemine bakalım istiyorum. Takvim gazetesinin ilk sayfasıyla başlayacağız. İşte Takvim'in ilk sayfasındaki manşet haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu o tedbir kararları ve kısıtlama kararları haberden görülmüş. Hafta içi 21 ile sabah 5 arası, hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. İşte o sıralanmış ve manşetten verilmiş, bizler de sizlere aktarmıştık. Gel de dırlatma diyor. Ayşe Dırlan'ın yakalanmasından sonra binlerce kişi Kadir Şeker'e destek mesajı verdi. Kadir Şeker hiç tanımadığı Ayşe Dırlan'ı dayakçı sevgilisinden kurtardı. Elini kana buladı. İşte o kadın uyuşturucudan yakalandı.
Devam ettiğim zaman 3 günde gitti. Hatay'da sağlıkçı Terdane Bilgin'in testi pozitif geldi. 3 gün sonra kalp krizinden can verdi. Allah rahmet eylesin. İbrahim Kutluay uğruna yuvasını yıktı. Edwin Sponza'dan kopamadı. Tekrar barıştı. Edwin'a aşkına diyor gazete. İkili Kuru Çeşme'de gazetecilere yakalandı. Her şey çok güzel gidiyor. Detaylar sayfa 3'te. Hırsız katip İstanbul Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde zabıt katibi YK mahkemenin 200 bin lirasını çaldı, tutuklandı ve Yeriz haberiyle gazetenin gündemini noktalayalım. Antalya'da gazeteci Abdullah Yalçın sosyal medyadan tanıştığı Yeliz M'yi evine aldı. 3 gün ağırladığı genç kadın giderken 2 laptop, 1 tablet ve 300 lirasını çaldı. İşte takvimin gündemindeki haberler bu şekildeydi diyeceğiz ve bir diğer gazetemize geçeceğiz. Milliyet'le devam edeceğiz. Takvimin gündeminde manşetinde alınan tedbir ve kısıtlama kararları vardı. Yine asayişten edindirdiği işte ön sayfasındaki haberler bu şekildeydi. Yine Milliyet'e baktığımız zaman yine görüyoruz ki sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni kısıtlamalar manşetten görülmüş. Sizlere aktarmıştık detaylı bir şekilde. Hemen yan haberine bakalım. Hep birlikte hareket edelim diyor. Yanan ateş böceği 146.375. BM Kadın Biriminin COVID-19 döneminde kadınlar ve kız çocuklarına yönelik çevrim içi şiddet ve BİT yoluyla şiddet raporunda siber şiddete karşı devletin, sivil toplum örgütlerinin ve internet hizmet sağlayıcılarının birlikte hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi Meltem Günay'ın haberi. Azerbaycan'a mayın temizleme desteği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı mayın el yapımı patlayıcı tespit ve İmha timleri Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde tarama yapıp Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek. Öte yandan Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra Laçin'e girdi. Detaylar sayfa 12'de diyor gazete. Yağmura ısı adası engeli, kuraklığa bağlı oluşan susuzluk riskine karşı İstanbul'da yaşayan herkesin tek temennisi kış yağışlarının yüksek düzeyde gerçekleşmesi, ancak uzmanlara göre kış dönemi de kurak geçebilir. Uzmanlar bu kadar az yağış gerçekleşmesini gökdelenler ve asfaltın neden olduğu ısı adalarına bağlıyor diyor gazete. Ve 15 Temmuz'da 7 dava kaldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 289 davadan 282'si karara bağlandı. 7'sinde sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Yargılamaların tamamlandığı davalarda 1608 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1261 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı diyor. Gazetenin gündemindeki haberler bu şekildeydi ve bir diğer gazetemize, akşam gazetesine geçeceğiz. Milliyet ve takvimden sonra akşamın gündemine sizlerle birlikte yer vereceğiz. Hafta içi her gün saatleriniz 7'yi gösterdiğinde 2 saatlik süreyle Gün İşi programında gündemi sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. İşte akşam gazetesinin ilk sayfası biraz önceki gazetelerdeki manşetlerde olduğu gibi işte kısıtlama ve tedbir kararları manşetten görülmüş. Yan haberine baktığımız zaman dizi setinde zorba dehşeti, İstanbul Maltepe'deki bir otelde çekim hazırlıkları yapan dizi seti ekibinin 3 kadın çalışanı dehşeti yaşadı diyor. Detaylar sayfa 3'te. Fotoğraftaki öğrenci artık yok. Atatürk'ün 1937'deki Adana ziyaretinde tanıştığı, ders kitaplarında birlikte fotoğrafları bulunan Remziye Tatlı 99 yaşında hayatını kaybetti. Katar'dan borsaya 200 milyon dolar başlıklı haberdeyiz. Borsa İstanbul'un %10'luk payının Katar Yatırım Otoritesi'ne devri tamamlandı. Devir işlemi QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. PKK Sincar'ı terk ediyor. Bağdat'la Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı ortak hareket etmek kararı terör örgütünde paniğe neden oldu. Yerel kaynaklar örgütün 8 yönetim binasını boşalttığını duyurdu. Doğu Akdeniz'de beşli provokasyon. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın her yıl Kıbrıs Rum kesimi ve Mısır'la yaptığı Medusa tatbikatına bu yıl Fransa ve Baye'de katıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın aykırı bir duruş sergilediğini belirterek bunlar çıkar yol değil şeklinde açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir Doğu Akdeniz'deki o gerginlik devam ediyor ki bu gerginliği artıran tarafsa
Yunanistan tarafı ve destekçisi Fransa. Biliyorsunuz karşımızda Yunanistan'la mücadele ederken orada hakkımız olan deniz sahasında aramalarımızı yaparken, devam ederken aramalarımıza karşımızda Yunanistan'ı bulduk. Kimin destekçisi? Fransa'nın ve böylelikle oradaki gerginlik halen hat safhaya çıktı ve son olarak Yunanistan yaptığı tatbikata BAE ve Fransa'yı da dahil etti diyelim ve spor dünyasına bakalım. Fotomaç gazetesindeki ilk haberler stoper harekatı Fener'de. Coley, Kenneman, Loe, Duarte. İşte bu isimler Fener'deki listede yer alan isimler. Derbide tel tel dökülen savunmaya takviye yapılacak. Lemos ve Tisserand'ın Beşiktaş maçındaki hataları sarı lacivertli ekipte büyük endişeye neden oldu. Sezonu bu futbolcularla tamamlamanın risk olacağını düşünen sportif direktör Emre Belezoğlu, sezon başında da gündeme gelen Leo Duarte, Coley ve Kenneman'ın Scout ekibinden acil rapor verilmesini istedi Scout ekibinden. Belezoğlu ara transferde bu üç isimden birini kadroya katmayı planlıyor. Aboubakar füze atarı. Beşiktaş'ın yıldızının Fenerbahçe'ye attığı ilk golde top 126 kilometre hıza ulaştı. Aboubakar 13 metreden attığı bu golle 20 metrenin altındaki şutlarda Sabri Sarıoğlu'na ait olan 123 kilometrelik hız rekorunu tarihe gömdü. Sabri 18 metreden Antalya'ya attığı golle rekor kırmıştı ve işte tarihleri değiştiren bir maç oldu, bir derbi oldu ve Usta Avcı, Trabzon'un başında 2'de 2 yapan Abdullah Avcı'nın kadro istikrarına büyük önem vermesi kısa sürede başarı getirdi. Usta teknik adam Erzurum ve Ankara Gücü maçlarında aynı 11'i sahaya sürerken Newton döneminde adeta yapboza dönen kadro karmaşasına son verdi. Detaylar sayfa 7'de ve işte gazetenin ilk sayfasındaki haberler bu şekildeydi. Ve köşe yazıları diyeceğiz. Köşe yazarlarının gündemi nasıl değerlendirdiğine bakalım sizlerle birlikte. Muharrem Sarıkaya'ya bakacağız ilk önce. Onun kaleminden çıkan yazıya bakacağız. Bir asrın sorunu diyor başlıkta. Bugünkü yaşadıklarımız karşısında gösterdiğimiz davranışları ilk kez mi sergiliyoruz? Yani maske takma konusundaki aymazlığı, kaygının getirdiği inkarı yeni mi yaşıyoruz? Yoksa öteden beri de böyle miydi? Soruya yanıt vermek için elde fazla veri yok. SARS, MERS, domuz, kuş griplerinden söz edilebilir ama onlar da bu denli geniş bir salgına yol açmadı, kıtasal kaldı. O nedenle bu denli yaygın olan ve karşılaştırma olanağı bulunan elde tek örnek var. O da 1918 İspanyol gribi. Aslında adı da İspanya'nın sırtına hiçbir sorumluluğu olmadığı halde kalmış. Salgın 1918'de ilk olarak ABD'de baş göstermiş. Fasın kampında Albert Gichel isimli aşçı 1100 askere grip bulaştırmış. Oradan İngiltere'ye, sonrasında Fransa'ya yayılmış. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız birliklerinin %75'i, İngiliz askerlerinin de %50'si grip virüsü kapmış. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmış ve gripten az etkilenmiş olmasına karşın salgının adıyla anılmasının sebebi de İspanya'nın o dönemde hastalıkla çok ilgilenmiş olması. Nitekim salgın tam 15 yıl boyunca bütün dünyayı kasıp kavurmuş, 1930'da tanımlanabilmiş ve 1933'te de virüs ancak laboratuvar ortamında izole edilmiş. Yani karşı atağın nasıl yapılmasına gerektiğine yönelik bilimsel açıklamalara, çalışmalara ancak 1933'te ulaşılmış. Bu arada 40 milyon insanın da ölümüne yol açmış, dünya nüfusunun 1 milyar olduğu varsayılırsa yarattığı etki daha iyi anlaşılır. Virüsün neden hızla yayıldığı konusundaki verilerse bugünden farklı olmadığını gösteriyor. En iyi veri de önemini hiç eskitmeyen derginin o yıllarda yayınladığı bir makale. Neden bu denli yayıldığını, hangi hataların neden olduğunu araştırmış. Derginin küpürünü de cumartesi günü sevgili arkadaşım Serap Balet'le birlikte hazırlayıp sunduğumuz Habertürk'teki Olaylar ve Görüşler programımız sırasında Profesör Doktor Nebi Sümer gösterdi. Bir kopyasını da yayın sırasında bana yolladı.
Dergi 100 yıl önce yayınladığı makalede İspanyol gribinin yayılma nedeni üzerinde dururken sanki bugünü anlatmış. Profesör Doktor Sümer'in de yayın sırasında dikkat çektiği gibi insanlar riski algılamakta ciddi sorunlar yaşamış. İşte Muharrem Sarıkaya'nın yazdığı köşe yazısından bir kesitti ve böylelikle sizlere aktarmış olduk. O zaman da 1918'de de insanların duyarsızlığından ve umursamamazlığından bahsedilmiş ve 15 yıl boyunca sürdüğü kaydedilmiş köşe yazısında. Ve böylelikle köşe yazısının sonuna geldik. Eğer devamını merak ediyorsanız Habertürk'te bulabilirsiniz diyelim ve şimdi hava durumu diyeceğiz. Günaydın güzel ülkemin güzel insanları. Gün ışığının ikinci yarısında saatlerimiz 8'i gösterirken yine gündemdeki gelişmeleri sizlerle aktarmak üzere karşınızdayız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmeniz dileğiyle hemen başlayalım. Hulusi Akar'ın yapmış olduğu açıklamalara bakalım istiyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik satılmış ordu ifadesine sert sözlerle tepki gösterdi. TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde gereğini yapacağız dedi. Devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. 50 milyon dolara satılmış. O sözler Hulusi Akar'ın da gündemindeydi. Gereğini yapacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatanlar burada hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz. Bunun gereğini yapacağız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarının katılımıyla video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan konuşmasına sert tepki gösterdi. TSK'ya dil uzatanlara gereğini yapacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir şekilde etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığından kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bir şeyler söyleyebilir. Burası hukuk devleti arkadaşlarım. Ve bu hukuk içinde yapılmaya gereken ne varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapacağız. Bu konuda hassasiyetimizi bilmelerini istiyorum ben. Ve bu konuda biz de arkadaşlarımızla birlikte kurumsal olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatanlar burada hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz. Bunun gereğini yapacağız. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindi Bakan Akar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat maalesef komşumuz bu konuda inatla bu konuşmalardan imtina ediyor. O başka yerlerde çözüm arıyor. Başka kapılarda çözüm arıyor. Ve bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış gidiyorlar, yanlış yapıyorlar. Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olarak sorunlarını diyalog yoluyla çözebileceğini aktardı. Çağrısını yineledi. Gerçek böyleyken tırmandırdınız, gerilimi arttırdınız, tahrik ettiniz vesaire gibi de ayrıca bir tempo tutuyorlar ki bunlar gerçekten çıkar yol değil. Bunların inşallah anlaşılmasını temenni ediyoruz. Bizim gittiğimiz yol doğru, inandığımız yolda biz hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek şeklindeki
ilkeli tutumumuzu sürdüreceğiz. Evet, Doğu Akdeniz'den bahsetti Hulusi Akar. Doğu Akdeniz'deki gerilimin halen devam ettiği aşikar. Bunun sebebi de Yunanistan'ın tutumu ve o saldırgan tavırları aslında. Biliyorsunuz çoğu zaman Yunanistan'la karşı karşıya geliyoruz ve bu saldırgan tutumunu bir kez daha görmüştük. Geçtiğimiz günlerde bir fırkateynimize izinsiz girilip ve arama yapılmıştı. Ve buna rağmen bizler halen diyalog çağrısını devam ettiriyoruz. Çünkü barış yoluyla, diyalog yoluyla her şeyin çözülebileceğine inanıyoruz. Hulusi Akar'ın yapmış olduğu konuşmaların detaylarında bir tane de bir konuda şuydu ki CHP milletvekilinin yapmış olduğu o satılmış ordu ifadesiydi. İşte o ifade ettiği satılmış ordu terör örgütüne dar ediyor, sahayı dar ediyor hem operasyonel hem de finansal olarak. Jandarma Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın kurduğu finans çarkını bozdu, çökertilen yapılanma müteahhitlerin belediyelerden ihale almasını sağlıyordu. Bunun karşılığında müteahhitlerden topladığı parayı terör örgütüne aktarıyordu. Belediye ihalelerine girenlerden para topluyorlardı. Bu paraları terör örgütüne aktarıyorlardı. Çarkı jandarmanın operasyonu bozdu. Jandarma ekipleri terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi. Diyarbakır merkezli operasyon için İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin'de de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 12 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında müteahhit ve memurlar da var. Zanlıların adreslerinde uzun namlulu silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar terör örgütü PKK-KCK üyesiydi. Örgüte para, silah ve malzeme temin ediyorlardı. Müteahhitlerin belediyeden ihale almasını sağlıyor, karşılığında sözde vergi adı altında para topluyordu. O paraları da terör örgütü PKK'ya aktarıyorlardı. Operasyonda yakalanan kadınlardan biri baskın sırasında silahı eteğinin altına saklamaya çalıştı. Ancak jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Emniyete işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi. İstanbul polisi başarılı bir operasyona daha imza attı. Özel bir kargo şirketine teslim edilen paketlerden şüphelenen polis ekipleri düzenlenen operasyonda 65 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirdi. Özel bir kargo şirketine 2 paket teslim edildi. İçinde dikiş makinesi motoru olduğu söylendi. Kargo şirketi bu talebi normal karşıladı. Fakat polis ekiplerini alarma geçiren bir detay vardı. Şüpheli kargo hareketi emniyet birimlerinin dikkatinden kaçmadı. Savcılık kararıyla o paketler açıldığında dikiş makinesi motorları içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ortaya çıktı. Bir dikiş makinesi motorunun piyasa değeri 300 TL. Zehir tacirlerinin ödediği kargo masrafı ise 12 bin TL. Avrupa'da kolaylıkla bulunabilecekken bedelinin üstünde bir masrafla motorların Türkiye'den kargo edilecek olması emniyeti harekete geçirdi. Savcılık kararıyla kargo şirketindeki işlem durduruldu. Paketlere el konuldu. Narkotik şubenin şüpheleri haklı çıktı. Motorların içinde 5'er kilogram uyuşturucu gizlenmişti. Kargo şirketine o paketleri bırakan kişiler takibe alındı. Adreslere baskın düzenlendi. Aramalarda 55 kiloya yakın uyuşturucu daha ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi son 4 ayda gerçekleşen operasyonlarda 2,5 tona yakın uyuşturucu ele geçirdi. Bu operasyonlarda 2000'e yakın da zehir taciri yakalandı. Yerinde durmuyor ya. Bu yine iyi ya diğerlerine göre. Konya'da düzenlenen narkotik operasyonuna sürpriz bir isim takıldı. Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın. Operasyon kapsamında gözaltına alındı. Evet.
uyuşturucu bulunan araçtan sürpriz bir isim çıktı. Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dır'la imam nikahlı eşi olduğunu iddia ettiği M.H. ile yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonuç verdi. Karatay ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu, aramada otomobilden çıkan 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın içerisinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Bu isimlerden biri tanıdıktı. Kadir Şeker'in kurtardığı kadın Ayşe Dır'la da aracın içerisindeydi. Terslerim. Araçta 900 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşe Dır'la ve imam nikahlı olduğunu iddia eden eşi MH'ye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Dır'la Türkiye'nin uzun süre konuştuğu olayın baş aktörüydü. Parkta tartışan Ayşe Dırla'yla Özgür Duran'ı gören Kadir Şeker kavgayı ayırmak istemişti. İkili arasında yaşanan arbedede Özgür Duran hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili davada Şeker kasten adam öldürme suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade 27 Kasım Cuma günü aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Dün başkent Tahran'da toprağa verildi. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi cenaze töreninde konuştu. İran halkı hiçbir suçu, terörü ve aptalca eylemi yanıtsız bırakmayacak dedi. Suikast sonucunda öldürüldü. Başkent Tahran'da toprağa verildi. İran'ın nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğramıştı. İlk olarak Fahrizade'nin aracının geçişi sırasında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Ardından da suikastçiler aracı yoğun ateş altına aldı. Fahrizade saldırıda ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fahrizade için İran Savunma Bakanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nin avlusuna defnedildi. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi cenaze töreninde konuştu. Hatemi faillerin İran'ın nükleer çalışmalarındaki kararlılığını hedef aldığını söyledi. Şehidimizin yolunu takip etme kararlılığımız çok daha güçlü olacak. Ülkenin gelişmesini daha hızlı ve güçlü bir şekilde devam ettireceğiz dedi. İran halkının hiçbir suçu, terörü ve eylemi yanıtsız bırakmayacağını belirtti Hatemi. Suçluları sonuna kadar takip edeceğiz ve onlar eylemlerinden dolayı cezalandırılacaklarını bilmeliler ifadesini kullandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'den de çok çarpıcı bir açıklama geldi. Şemhani, ülkedeki emniyet güçlerinin Fahrizade'ye suikast düzenleneceğine dair istihbarat bilgisine sahip olduğunu fakat ciddiye almadıklarını söyledi. Suikastın ardından ülkeden çok çarpıcı iddialar gelmeye başladı. İran'da devlet televizyonunda konuşan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair delillerin bulunduğunu belirtti. Siyonist rejim Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı ifadelerini kullandı. Saldırıya ilişkin İran basınında yer alan haberlerde benzer yönde. Haberlere göre saldırı yaklaşık 3 dakika sürdü ve olay yerinde hiçbir saldırgan yoktu. Saldırı uzaktan kumandalı otomatik silahla gerçekleştirildi ve Fahrizade ile koruması dışında olayda hayatını kaybeden olmadı.
Evet, İran'da yaşanan bu suikastin ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Fahrizade'nin ölümünden sonra işte yetkililerin açıklamalarını sizler de dinlediniz. İsrail yapımı olduğuna dair bir iddia var ve İran yetkilileri de bu konuda oldukça sert. Çünkü İsrail'e yönelik bir saldırı girişiminde de bulunabilir. Neden dünyaya sarsan deniliyor KJ'de? Çünkü geçtiğimiz zamanlarda, geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız ki ABD ile İran arasında bir sürtüşme yaşanmıştı. Her an birbirlerine yine bir suikast haberiydi. Hatırlarsınız ki yine birbirlerine acaba saldıracaklar mı, saldırmayacaklar mı? Bu konuda endişeler vardı tüm dünya içinde. Çünkü olası bir nükleer savaş bütün dünyayı felakete sürükler. İşte dünya bu yüzden diken üstündeydi. Diyelim ve Pakistan'la devam edelim. Pakistan'ın Pencap eyaletinde ters yöne giren bir otobüs kamyona çarpmıştı. Alev alev yanan otobüsteki 13 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yaşanan can pazarı kameralara yansıdı. Biri yolcu taşıyan otobüs, diğeri ise kamyon. Feci kaza Pakistan'da yaşandı. Pencap eyaletinde yolcu taşıyan bir otobüs ters yöne girdi. Sisli havada görüş mesafesi düşünce kaza kaçınılmaz oldu. Kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Otobüs alev aldı. İçinde onlarca yolcu vardı. Çevredekiler yanan otobüste kalanları kurtarmak için canla başla mücadele verdi. Ekiplere haber verildi. Bilanço ağırdı. İtfaiye yanan otobüsü söndürdü. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi. 17 kişi ise yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. Evet, gelen son dakika gelişmesiyle devam edelim. İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunu da tekrar edelim. Gelen son dakika gelişmesi, İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu da gelen son dakika gelişmesiydi. Sizlere aktarmış olduk. Diyelim, devam edelim. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu. Ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu. Hava soğuktu ama ortaya insanın içini ısıtan bu masalsı görüntüler çıktı. Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometre kare alana sahip Çıldır Gölü, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle donmaya başladı. Buz kalınlığı yaklaşık 25-30 santimetreye ulaştı. Yürü yürü, yavaş yavaş yürü. Gölün üzerindeki buz üzerine çıkan vatandaşlar atlı kızaklarla gezintiye çıktı. Keyifli anlar görülmeye değerdi. Şu atın yanını çekelim bir de, gel. 25 santime 30 santime buldu gölümüzün üstü buz kalınlığı. Sezonu açtık. Buzun üzerinden balıkları görmek de mümkün. Bu yıl her taraf cam buz. Yosunlar gözüküyor. Altından bazen geçen balıklar gözüküyor. Çok güzel görseller var. Güzel, her sene geliyoruz buraya. Memnunuz. Hani bir değişik eğlence olmuş oluyor çocuklarla birlikte. Ve gazeteler diyeceğiz. Posta gazetesinin ilk sayfasıyla devam edeceğiz. İşte Posta'nın ilk sayfası ve manşeti: hafta sonu ve geceleri evdeyiz. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gazetenin gündeminde yer bulmuş. Hemen alt haberine bakalım. Ayağınıza taş değmesin diyor haberde. Yine ilk sayfada eşkıya var. Korkunç iddia haberlerini de görüyoruz. Hemen biraz önce bahsettiğimiz ayağınıza taş değmesin haberinin detaylarına bakalım. Jandarma özel harekatta görevli 241 komando dün Adıyaman'dan Suriye'nin Elbap kentine gitti. Uğurlama töreninde asker aileleri duygusal anlar yaşarken hepsinin ağzında aynı cümle vardı: "Yiğidim, ayağına taş değmesin."
Adıyaman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizleri yine burada coşkuyla karşılarız diye konuştu. Askerlerin eşleri, anne babaları ve çocukları hem gururluydu hem de ayrı kalacakları için hüzünlüydü. Vedalaşmanın ardından askerler dualarla uğurlandı. Barış Gücü Harekatı kapsamında el baba giden askerler 6 ay görev yapacak. Biraz önce eşkıya var haberine bakalım, aktarmıştık. Otelde saldırı ve suç makineleri alt başlıklarıyla anlatılmış haber. Detaylar sayfa yine gazetenin iç sayfalarında yer bulmuş. Korkunç iddia yine Konya'da 5 Şubat'ta Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığını gören Kadir Şeker olaya müdahale etmişti. Çıkan kavgada Şeker Duran'ı bıçakla öldürmüştü. Antalya'da polis önceki gece bir araçta 900 gram eroin buldu. Araçtaki Ayşe Dırla ile Murat Hanlı gözaltına alındı. Özgür Duran'ın annesi Güner Dalkılıç, Ayşe Dırla ve Murat Hanlı uyuşturucu satıcısı. Oğlum bunu bildiği için susturdular. Kadir Şeker'i de kiralık katil olarak tuttular. Elimde belgeler var dedi. Detaylar sayfa 8'de ilginç bir iddia ortaya atılmış. İşte gazetenin ilk sayfasındaki haberler bu şekildeydi ve sizlere aktarmış olduk. Postanın ilk sayfasındaki haberleri görmüş olduk ve bir diğer gazetemizle devam edeceğiz. Evet, Türk Gün gazetesinin ilk sayfasını isteyeceğim. Türk Gün'ün ilk sayfası ekranlarınıza gelecek. Evet, Posta'nın gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlama ve tedbir kararlarını açıklaması vardı. Bizler de sizlere aktarmıştık o haberi detaylı bir şekilde. Hemen gazetenin ilk sayfasıyla devam edelim. Türk Gün'ün ilk sayfası ve manşeti: Ürettik, büyüdük. Türkiye yılın 3. çeyreğinde %6,7 ile şu ana kadar verilerini açıklayan ülkeler arasında en hızlı yıllık büyümeyi kaydeden ülke oldu. Türkiye'yi %4,9 ile Çin takip etti. 3. çeyrekte koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması ve geçen yılki düşük büyümenin baz etkisi bu sonuçta etkili oldu. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %5'lik beklentinin üzerine çıktı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayri safi yıllık hasıla tahmini bu yılın 3. aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti diyor gazetenin manşetindeki haberde. Yolunuz açık olsun, biraz önce Adıyaman'dan Elbaba gönderilen askerlerimize istinaden yapılan bir haberi aktarmıştık. O haber yine Türk Gün'de de yer bulmuş. Hainlere ağır darbe. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK-YPG'li teröristin komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ziyaretçi yasağı bir ay daha uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüsle ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 1 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında genel kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde uygulanan ziyaretçi yasağının uzatıldığı açıklandı. İşte gazetenin gündemindeki haberler bu şekildeydi ve sizlere anlatmış olduk. Şimdi gazeteleri bitireceğiz ve şimdi hava durumu diyeceğiz.
Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Gün Işığı'nın konuk bölümünde yine özel ve değerli bir konuğumuz var. BBN Türk Almanya temsilcisi Bayram Aybastı bizlerle. Bayram Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyenlerimize de güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de aynı dileklerle başlıyoruz. Avrupa'da biliyorsunuz alınan korona virüs kısıtlamaları, tedbirleri tepki görüyor. Sadece Almanya'da değil, İngiltere'de, Fransa'da elbette bu eylemlerden konuşacağız. Alınan tedbirlerden bahsedeceğiz. Öncelikle Almanya diyelim. Almanya'da COVID-19'da son durum nedir? Sizden alalım. Evet, pandemi bütün Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da ve bütün dünyayı etkisi altına aldı ve ciddi şekilde artık insanlar ne zaman bu olaydan kurtulacağız diye onları düşünüyor. Ben isterseniz bugünkü sayıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün her gün gece saat 00'da Alman Robert Koch Enstitüsü sayıları açıklar. Buradaki bugünkü sayı şu şekilde: vaka sayısı 13.604, hayatını kaybedenlerin sayısı 388. Toplamda bu zamana kadar bu sayılarla beraber 1.061.551 kişi hayatını enfekte olmuş durumda ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 16.391. Şu anda aktif vaka sayısı 306.000 civarında. Bunların da yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 3.929 ve bunların da 2.323 kişi solunum cihazına bağlı şekilde entübe olmuş durumda. Evet, aslında, dolayısıyla sayılar ürkütücü. Evet, ürkütücü. Aslında vaka sayıları Türkiye'ye oranla biraz daha düşük ki Türkiye Avrupa genelinde de birinci sıraya oturmuştu vaka sayılarıyla, açıklanan vaka sayılarıyla. Ancak Almanya'da vefat sayıları çok daha fazla anladığım kadarıyla 380 civarında, değil mi? Evet, bugünkü sayı 388. Evet, 388 çok ciddi bir rakam. Toplamda da 16.391'e ulaştı. Evet. Umarız ki sadece Avrupa'da değil, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadan bu virüs defolup gider. Almanya'daki alınan tedbirlerden bahsetmek istiyorum. Ne gibi tedbirler alındı? Şimdi Almanya'da tabii ki pandeminin ortaya çıktıktan sonra ciddi tedbirler alınıp sokağa çıkma yasağı hariç birçok tedbirler alındı, bir dizi tedbirler alındı. Bunu iki bölüme ayıracak olursak, birincisi pandeminin ilk süreçteki, yaza kadar olan süreci ve yazdan sonraki olan süreçte, özellikle yazdan sonraki olan süreçte sayılarda ciddi şekilde bir azalmalar olmuştu. Hatta vaka sayıları 600-700'lere kadar düşüp ölümlü vaka sayısı 5-6'lara kadar düşmüştü. Daha sonra tatilcilerin dönmesi, okulların açılması, insanların biraz duyarsız bir takım hareketlerin içinde bulunması vaka sayılarını birdenbire tekrar yukarıya çıkarttı. O zamana kadar restoranlar açıktı. Normal bir yaşama dönüş vardı. Fakat görüldü ki vaka sayıdan ciddi şekilde artışlar olunca buradaki eyaletler ve eyalet başbakanları ve Başbakan Merkel başkanlığına toplanıp tekrar bundan iki hafta önce yeni kararlar aldılar. Bu kararlara göre, bu kararlar Noel'in sonuna kadar sürecek kararlar. Dolayısıyla bir restoranlar ve barlar kapandı. Okullar açık şu anda. Bir mağazaya giriyorsanız, süpermarkete giriyorsanız önceden bir kişi 10 metrekare olan alanda olursa ancak alışveriş yapabiliyordu. Onu şu anda 20 metrekareye çıkarttılar. Dolayısıyla siz bir süpermarkete girdiğinizde oradaki içerideki kişi sayısına göre, metrekare sayısına göre insanları içeri alıyorlar. Maske önceden sokaklarda zorunlu değildi. Maske zorunluluğu getirildi. Derslerde çocuklar maske takmak durumunda kaldı. Dolayısıyla toplu taşımacının olduğu, insanların yoğun bulunduğu yerlerde maske takma ve diğer
sosyal aktivitelerin olduğu bütün futbol maçları oynanmaya başlamıştı burada. Amatör maçlar da dahil. Hepsi bir anda, profesyonel ligler hariç, hepsi bir anda tekrar kapatıldı. Evet, biraz önce Noel dediniz. Sanıyorum İngiltere'de Noel için genişleme kararı alındı. Yani bu tedbirlerin biraz daha genişletilerek, daha doğrusu yumuşatılarak ilerleme kararı alındı. Çünkü insanlar bayramlarını daha rahat kullanabilsin diye. Doğru mu? Yani Almanya'da burada da, evet, böyle bir, evet, şey var çok mı? Doğru, çok doğru. Evet, zaten bu önlemleri insanlar Noel'de en azından birbirlerini görebilsinler diye alınmış bir karar bu. Bunun için de buradaki açıklama da şu şekilde: biz Noel'e kadarki olan süreci takip edeceğiz. Eğer ki şu anda, şöyle az önce onu atladım, onu da söylemiş olayım. Şu anda burada iki aile görüşebiliyor ve iki ailedeki görüşen insan sayısı 5'i geçmemesi lazım. Önceden bu sayı 10'du. Eğer ki siz iki aile, büyük bir ailesinin iki aile olarak bir araya gelemiyorsunuz. Ha, bu sayı kırıldı bunu, yani. Evet, kesinlikle. Bunu şu anda Noel'de iki aile birleştiği zaman kişi sayısını 10'a çıkartmayı, ailelerin en azından birbirleriyle uzun zamandan beri görüşemeyen, sıkıntılar yaşayan, yalnızlık hisseden kişiler en azından Noel'de bu şeylerini gidersin diye, sayıların gidişatına göre bunda da İngiltere gibi diğer ülkelerdeki gibi bir takım kolaylıklar gösterilecek gibi. Ancak sayıların düşmesiyle paralel olacak bir şekilde. Evet, vakaların artışıyla birlikte gelen kısıtlamalar tepki görmeye başladı. Biraz önce de dediğimiz gibi Noel için bir yumuşama kararı alındı. Avrupa'da da yine sık sık rastlıyoruz buna. Peki haliyle şu soru da soruluyor. Şimdi Noel'de bu kısıtlamalar yumuşatılabiliyorsa neden Avrupa genelinde böyle bir kısıtlama var? İşte bu soruyu soranlar da sokaklardalar sanıyorum. Avrupa'da çoğu yerde, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da yine aldığımız haberlere göre eylemlerin yapıldığını görüyoruz. Bu eylemlerin sebebi ne? Önlemlere karşı mı yapılıyor? Kısıtlamalara karşı mı yapılıyor bu eylemler? Sizlerden alalım. Şimdi takdir edersiniz ki Almanya'da her zaman çok ilginç protestolar sokağa, çok ilginç sebeplerden dolayı sokaklara çıkmışlar. Evet, şu an sesiniz... Gelen bir süreçtir bu. Heh. Şu anda da tabii yapılan... Tamam, şu an geliyor sesiniz, devam edebilirsiniz. Dolayısıyla Almanya'da insanlar o ya da çok ilginç sebeplerden dolayı sokaklara çıkmışlar, ciddi gösteriler yapıp insanların seslerini duyurmuşlardır. Bu pandemi ilk çıktığı süreçte, zamanda nedir bu, bizi bekleyen nelerdir, nelerle karşılaşıyoruz, gerçekten bu var mı yok mu gibi, dünyanın her tarafında olduğu gibi burada da bunun tartışmaları oldu. Bununla ilgili baktığınız zaman, pandeminin başladığından bugüne kadar olan süreçte başladığınız zaman, bu işten birinci derecede etkilenen meslek grupları olsun, herhangi sektörle ilgili insanların sokağa çıktığı gösteri sayısı 3-4 taneye geçmez. Ancak o diğer gösteriler, sizin televizyonlarda gördüğünüz gösteriler, buradaki aşırı radikal grupların ortak paydada birleşip mevcut sisteme karşı, mevcut düzene karşı, ki bunların birçoğu da illegal dediğimiz yeraltı örgütleri ya da Alman anayasası ya da Alman gizli örgütü tarafından takip edilen örgütler, bir şekilde böyle bir durumda bir araya gelip, işte bunların bir tanesi Kuvve Denke dediğimiz yatay düşünenler ya da yanal düşünenler diye bir grup, bu şu anda ön plana çıktı. Bunlar şu şekilde düşünüyorlar: biz kendimizi 1930'ların 40'ların Almanya'sı gibi hissediyoruz. Bütün aslında bu pandemi adı altında bizim bir takım temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanıyor. Bill Gates dahil Amerika'dan işte yola çıkan bir insanları kodlamaya çalışıyorlar. Bizim belki genetik ve DNA yapımızlarla oynayıp deneyler yapıyorlar. Bunlarla ilgili böyle aykırı düşünen ya da kendi narsist yaklaşımları olan, eğitim seviyeleri aslında yüksek olan bir takım insanların organize, farklı, çok enteresan. Yani iki sağcısı da var, aşırı solcusu da var. Normal şartlarda ideolojik olarak bir araya gelemeyecek insanların böyle bir yerde bir araya gelip hemen hemen her hafta boyunca protestolar yaptılar. Ve öyle ki geçen haftaki protesto Polonya sınırında, hem Polonya'dan hem de Almanya'dan insanların katılımıyla oluştu. Bayağı da
oldukça fazla insanlar bir araya geldi. Dolayısıyla sağduyulu olan Almanlar ve bu protestoların karşısında olanlar ve dolayısıyla da böyle bir şey olmadığını, onların düşüncelerinin, bunların içinde çocuklarını okula göndermeyenler var, buradaki mevcut demokratik sistemi beğenmeyenler var, İslam karşıtı olanlar var, geçmiş zamanda hep bunları yaşadık. Çok enteresan, heterojen bir grup var burada. Şu anda protestoların asıl sebebi bunlar kendi zemine uygun bulup kendi ideolojik şeylerini bu şekilde ön plana çıkartmaya çalışan aşırı gruplar. Şunu anlayabilir miyiz? Yani Avrupa'da bu eylemlerin altında da şu yatabilir mi? Devlet kurumuna olan, yetkililere olan güvenin azaldığı ve aşıyla ilgili çalışmaların, işte bu alınan kararların farklı bir amacı olduğunu düşünmeye sevk eden bu güven problemidir. Öyle midir? Yok, hayır, ben o şekilde olduğunu gözlemlemiyorum. Kendi etrafımdan ya da işte yapılan... Bununla ilgili de yapılan sorduğunuz soru çok çok doğru bir soru, çok doğru bir tespit. Dolayısıyla bu insanlar bu kadar sokağa çıkıyorsa bununla mı bağlantılı gibi insanın aklına böyle bir düşünce gelebiliyor. Ancak yapılan anketler var bu konuyla ilgili. Gerek devletin yapmış olduğu anketler var, gerek özel televizyonların, devlet televizyonlarının, araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalar şunu söylüyor. Bugün aşı olsa, siz şu anda pandeminin olduğuna, hayatınızı risk ettiğine inanıyor musunuz? Anket, bu yapılan önlemleri, alınan önlemleri takdir ediyor musunuz? Yaşamınızın neresinde pandemi oturdu gibi sorulara verilen cevapları hemen hemen %80'ine yakını, Bu olayın böyle bir realite var. Bütün dünyayı etkisi altına almış bu riskli. Dolayısıyla yapılanları onaylıyorum diyor. Aşıyla da ilgili geldiğiniz zaman bu aşının olur musunuz kısmında da şu anda %62'si evet aşı olurum diyor. Diğer geri kalan %15'i kesinlikle aşı olmayacağım diyor. %10-15'lik bir kesim de aşıyla ilgili henüz fikrim yok diye şey yapıyor. Eğer ki gerçekten o sokağa çıkan aşırı grupların düşündüğü gibi olsaydı bu anket sonuçlarındaki olan rakamlar bu şekilde değil, çok daha tersi yönünde olabilirdi. O anlamda burada devlete karşı ya da hükümete karşı bir güvensizlik gibi bir sorun, şu anda öyle bir durum gözlemlemiyoruz. Evet, aşı demişken aslında şu konuya da gelmek istiyorum. Hazır Almanya'dasınız, biliyorsunuz Profesör Doktor Şahin ve eşi bir başarıya imza attılar ve dünya açısından bir umut oldular. Bu nasıl karşılandı? Biliyorsunuz orada Türk asıllı bir Alman vatandaşı aslen. Ama onlar şöyle de bir yaklaşım vardı. Avrupa'da sık sık karşılaştığımız göçmen kişilere karşı bir ön yargı. Yapılan bir ayrımcılık tarzında sık sık bazı zamanlarda haberler duyuyoruz. Ancak şu an o Türk vatandaşlarının dünyaya umut olduğunu görüyoruz. Nasıl bir yaklaşım oldu? Nasıl düşünüyorlar? Tabii ki yani şimdi Türkler buraya 1961 yılında yapılan sosyal güvenlik anlaşması, Almanya ile olan sosyal güvenlik anlaşmasıyla gelmiş. Yaklaşık yarım asırı aşmış bir süreç oluştu artık. Buraya işçi olarak gelmiş bir topluluktan bahsediyoruz ve buraya geldiği zaman da 3 aylık 1-2 senelik iş sözleşmeleri olmuş. En alttakiler en alttan başlamışlar yaşama. Sonra bir bakmışlar burada kalıcı olmuş. Dolayısıyla burada zaten buradaki gurbetçilerin kaderidir. Yani hep klasik bir söz vardır. Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı diye bir söz söylenir. Tabii ki burada ister istemez yabancılara karşı dışarıdan gelmiş olanlara, özellikle Türklere karşı büyük bir ön yargı vardı. Ve bu ön yargı iki Almanya, Doğu Almanya, Batı Almanya birleştikten sonra kısmen bu düşünce kayboldu. Çünkü dediler ki Türkiye'de burada yaşayan Türkler ne yaptıysa kendileri çalışarak alın teriyle yaptılar. Neye sahipseler ondan dolayı yaptılar. Ama bir Doğu Alman geldiği zaman 10 milyon Doğu Alman hiçbir Alman ekonomisine katkısı olmadan bir anda bizim imkanlarımızdan yararlanıyor dendi. Dolayısıyla şu anda Türkler hakikaten sistemin her tarafında var. Özellikle ben size şöyle bir rakam da vermek isterim. Almanya'da şu anda
130 bin üzerinde Türk kendi işini yapıyor. Yaklaşık 500 bin kişiye iş imkanı yaratıyor ve aşağı yukarı 40-50 milyar euroluk bir bütçe parayla oynuyorlar. Dolayısıyla da burada Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci Hanım, burada da Özlem Türeci Hanım hep ikinci planda kaldı. Halbuki o da şirketin kurucu ortaklarını, o da kendisi bilim insanı. Dolayısıyla da burada tabii ki hepimizin göğsünü kaparttı. Bir yanda hala Türklerle ilgili kafalarında küçük soru işaretleri olanların kafasındaki o şeyi de silmiş oldu. Onun için Uğur Şahin de zaten bütün konuşmalarında nereden geldiğini hep söylüyor. Hatta BBC'ye verdiği bir röportajda moderatör şunu soruyor. Olumlu sonucu aldığınız zaman ne yaptınız diyor. Biz de eşimle çay içtim diyor. Ha İngiliz, ha, güzel, İngilizler sevilir İngiliz çay içme. Hayır diyor, Türk çay bir Türk içeceğidir diyor. O bizim milli içeceğimiz diyor. Dolayısıyla da gurur verici. Hatta bununla ilgili en üstünden, en altından bütün yöneticiler, bütün siyasetçiler iyi ki o gurbetçiler buraya gelmiş. Bizim ekonomimize katkıda bulmuş dedeleri. Şimdi de torunları çok daha büyük işleri, sadece Almanya'yı değil bütün dünyayı kurtaracak bir işin altına imza atıyor diye paylaşıldı. Bu da bizleri gururlandırıyor. Gerçekten gurur verici bir haberdi. Bizler de duyduğumuz zaman bu iki Türk'ün dünyayı kurtaran bir aşıya imza atması gerçekten gurur vericiydi. Peki aşıdan sonrasında yine vatandaşların, Almanya'daki insanların, Avrupa'da yaşayanların elbette psikolojik anlamda sıkıntılar yaşadıklarını, sadece orada değil tüm dünyada bu eve kapanmalarının, dışarıda rahat gezememenin, eldeki parayı harcayamamanın vermiş olduğu şeyler de var, sıkıntılar da var. Peki Almanya'da, Avrupa'da nasıl bir sorun oldu ve aile içi şiddet arttı mı? Evet, çok doğru bir tespit bu. Evet, Almanya'da aile içi şiddet arttı. Almanya'da kadına yönelik şiddet arttı. Çünkü bir anda bütün yaşam alanınız kısıtlanıyor. Özellikle yani çalışmayan, evde çalışmak zorunda olan insanlar bir anda, bir arada belli bir dönemde ailenin iki tane çocuğu var. Çocuklar anaokullarına gidemiyorlar. Evde de home office yapması lazım, evden çalışması lazım. Düşünebiliyor musunuz? Baba ya da anne bir tanesi evde çalışıyor ama çalışıyor bir şekilde. Hem ev işi var, hem çocuklar var, hem normal aktiviteleri yapması lazım. Bu ciddi şekilde evdeki fiziki şartları da iyi olmayan insanlar üzerinde çok çok olumsuz etkiler yarattı. Hatta çok iyi geçinen, çok iyi her şeyi, ekonominin ve ekonomiyle maddiyatla bir alakası olmayan bir şey kesinlikle ciddi sorunlar ortaya çıkarttı. Ve bunun yanında da diğer belli yaş grubunu geçmiş olan, emekli olan insanlar üzerinde de, zaten yalnız yaşayan insanlar üzerinde de, haftada bir iki belli yerlerde görüşen insanlar üzerinde de olumsuz şekilde etkiler yaptı. Onun için de depresyona yakalanma oranı oldukça fazlalaşmış. Dolayısıyla kadınların gördüğü şiddetten dolayı önceden haftada 500-600 telefon gelirken işte yardım isteyen, şu anda bu 1000'in üzerine çıkmış. %25-30'luk bir artış olduğu gösteriliyor. Dolayısıyla yani Almanya'da belki ekonomik olarak henüz insanları birebir çok etkilemedi bu pandemi. Ancak psikolojik olarak depresyon olaylarının artması ve insanlar üzerinde olumsuz bir etkisi var. Artık bir an önce aşı geldi. Aşıyla ilgili herkes bunun olsun ve bundan bir an önce kurtulalım düşüncesindeler. Evet Bayram Bey, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Zamanımız çok daraldı. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim öncelikle. Aşıyla ilgili isterseniz küçük bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Aşıyla ilgili dünyanın her tarafında olduğu gibi Almanya'da olayın başından beri aşı çalışmaları yapılıyordu. Alman devleti de birçok projeyi destekliyordu. Bununla ilgili artık son aşamaya gelindi. Bununla ilgili aşılamalar başlanacak. Hem Almanya'da, hem İngiltere'de, hem şeyde, sanıyorum bizim ülkemizde de yine aynı şekilde sözleşmeler yapıldı. Dolayısıyla da bunun şu anda fiziki altyapıları tamamlandı. Bu da çok çok önemli bir olay. Onun için de zaten aşıyı üretenler de aşının gelişmesine milyar euro paralar harcayanlar hep şunu söylediler.
bu aşı herkese ulaşacak. Onun için de kimsenin katkısı, kaygısı olmasın. Bu aşı ta Almanya'da, Hamburg'da, Hans'ta nasıl olacaksa Türkiye'de, Hakkari'de, Ordu'dan ya da Konya'dan birine de ulaşacak şekilde düşünüyorum. Dolayısıyla da bundan inşallah gelecek yılın ortalarında, belki tam olmasa da gelecek yılın sonunda tamamıyla kurtulmuş olacağız bir şekilde. Ondan sonra birbirimize hasretle sarılabileceğiz, sarılmayı umut ediyoruz. Kesinlikle. Umarız ki öyle olur. 2021'in ortalarında, hatta başında bu virüsü dünyadan def etmiş oluruz ve kurtulmuş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında sizleri yine ağırlayacağız. Yine teşekkür ettiğimizi belirtelim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, böylelikle Gün Işığı'nın bugünlük sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte, saatimiz 7'yi gösterdiğinde sizlerle olacağız. Hoşçakalın.